kilo mu verdin? Verdim. Herkese kafe şoktan neydi? Kafe şoktan günaydın. Şoktayım çünkü bu 8'de kalktım. Evet. Bir A sınıfından açılım. Açsana artık. Aç. Günaydın efendim. Bir Kafe Pop programından daha ben Sinan Baştu. Ay. Bir dakika. Olmuyor Sinan, olmuyor. Herkese merhaba. Ha, bir programsın ya. Ne güzel programlarsın. Doğan Yayın ilkeleri çerçevesinde yayını açmaya çalışırken. Aferin çocuğum, devam et, iyi gidiyorsun. İlkelerin dışına çıktığımızı anladık. Bu yüzden gerek Buket Güngör'de olsun, gerek Serhat Tekin burada, Furkan burada yolu bulamadı sağ olsun. Yağmurcuğum burada çekiyor sürekli, dolduracak telefonum nabzasını yine her zamanki gibi. Kameraman arkadaşlarım burada. Saçlı var, saçsız var, hiç fark etmez. İkisi de gerçekten can ciğer arkadaşımız. Bir de ben sen nasılım? Varsın. 56 kilodan yok. 55. Bir sene içerisinde 72 55'ler. Kilodan 46'ya düştüm. 72 vardın. 72 ne yaptın Sinan? 55'tim, 46'ya düştüm. 46'ya düşmüş. Gerçekten buradan Melis Hanım'ı da tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten tekstil camiasına hayırlı olsun. Günaydın arkadaşlar, günaydın, günaydın. Sinan Akçıl'la 4. veya 5. buluşmamız. Özledik kendisini. En son 2 yıl önce ağırlamıştık programda. Böyle değişik mimikler var, hiç unutmamıştı. Evet, mimikler güzel, güzel vardı. Güzel mimiklerimiz vardı. Güzel güzel konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Bir sorgu odamız vardı. Böyle Sinan'ı biraz terletmiştik ama bak yine hazırlandım biliyor musun? Bak bu kadar soru gelir, gelir. O psikopat gibi gerçekten. Coşkun Aral 1, Melis 2, belgesel gibi hazırlanıyor bütün programlara. Şimdi benim hiç bilmediğim şeyler çıkacak buradan. Yok, hiç problem yok. Değil. Üstümüze gelsin. Yok, ne zaman üstüne geldim? Aşk olsun. Ama şunu söylemek istiyorum. Bir isyan var. Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum buradan. Yaklaşık bir 700'e yakın tweet aldım çünkü. DM aldım ki okuldan dolayı okulda gizli gizli seyredenler. Şu an hangi derse denk geliyorsa Allah hocalara kolaylık versin. Aa evet. Programın tekrarı da var arkadaşlar. Tekrarını da izleyelim. Ama o da kaç? 18'de 19.30 arası. Öyle mi? Evet. Eskiden geceydi Buket. Ne geceydi Sinan? Ne içiyorsun? Tekrarı, bana da versene tekrarı ya. Tekrarı geceydi eskiden. Gece değildi. Her zaman 18-19.30. Çok eskiden. Aynıydı. Çok eskiden. Kanalı biz tırnaklarımızı da kurduk ya. Ya. Sinan'ı özlemişiz değil mi gençler? Bence özlemişiz ya. Yine bomba bir program bekliyoruz. İnsanları yönlendirme. Özleyenler kendi kalbinden geçeni söylesin yani. Bence demeyelim. Pek mi alıngan ve atarlı gördüm seni. Kalkamadığın, uyanamadığın için mi? Uyanamadım evet. Sen ne burcuydun Sinan? Ben de. Boğa. Boğa mı? Boğa erkeği. Yukarıdaki de şey. Yukarıdaki, öbür burcu ne deniyor? Yükselen. Ebru. Aslan. Aslan. Aslan nedir? Aslan o, bir hayvandır. Bir dakika, bir dakika. Aslan değil de boğa en alıngan burçlar arasında. Allah Allah. Evet. Üzüyorsun beni ama. Aa nasıl yok? Nasıl yok? Üzüyorsun beni. Alıngan burç hakikaten. Söyleyeceğim. Var var. Yükseleninden liderliğin sen bana boğa mı dedin? Çok alıngan bir burç hakikaten. Aşk olsun. Nasılsın Sinan? İyi değilim. Ben de iyi değilim. Çok teşekkürler iyi olmadığın için. Çünkü iyi değilim diyen herkes şu anda bana bir sempatik gözükmeye başladı. Şarkıdan dolayı herhalde. Bence de. Ama inşallah bu şarkıdaki mutluluğumuz bir 10 gün kadar oldu herhalde. Oldu yani yine 5-6 milyonlara geldi. Tam oranları ne kadar oldu? 5 milyonu geçtik dün. Geçmişiz dün gece. Çok iyi. Listelere de çok iyi girdi falan. Bunları söylemek ama hani ne bileyim. Eskiden söylüyordum. Ben zaten merak ediyorum yani en çok hangi şarkı söyledim zaten. Etti. Söyledikten sonra yüzümü böyle yapıyorum ki hani böyle önemsemiyormuş gibi böyle yani. Böyle bir kızarmalar falan mı oldu yanaklarında? Aynen. Ponçik ponçik. Neyse şunu söylemek istiyorum. Gerçekten mutluyum bu şarkıya duyulan sevgiden ve ilgiden alakadan dolayı. Ferhatcığıma da tekrar öne açılmış olsun inşallah yine. Bir kere daha şarttırdan sonra. Ve güzel yani Dream Türk'ün liderliğinde bütün kanallar şarkıyı dönüyor. Adnan beni izliyordur mutlaka, Adnan Önal. Ben tam böyle yönetmenlerin kaprislerinden falan sıkılmışken hayatıma giren. Ne kaprisleri mesela? Ya işte kendini çok böyle star zanneden yönetmenlerle tanıştım son yıllarda ve çalıştım birçoğu. Onları... Birçoğu derken yani hemen hemen bütün videolarını çeken hani yönetmenleri işin içine katıyorsun. Yok, bir iki tanesi var. Mesela en son şeyi katmıyorum. Mesela var yani Bedran var,
son klibimi çek, onu çok severim. Bedran Güzel. Tamam, Bedran Güzel'i ayırıyoruz. Şimdi yani tam böyle derken böyle işine dört elle sarılan, mutlu eden beni böyle tek böyle o heyecanı beraber yaşayan bir çocuk var, Adnan diye. Benim çok sevdiğim bir önemli bir kast direktörü aslında. Serdar Enener'le beraber çalışıyor. Onunla böyle bir heyecanlandık. Yapalım mı? Yapar mısın? İkimizin adı yazsın falan dedim. Sonra baktım gerek yok, senin adın yazıyorum dedim. Böylece adım attı çok başarılı bir şekilde klip yönetmenliğine. Hı hı. Devamı da geliyor şimdi. İnsanlardan teklifler geliyor ona. Mutluyum yani, çünkü hem benim kuşağımdan, hı hı, hem de işine dört elle sarılıyor ve şey, hı hı, mutlu yani. Mutsuz değil. Öylesine yapmadı yani. O yüzden ona da teşekkür ediyorum burada. Oo, bayağı isyan var yönetmenlere karşı. Neyse, en azından yeni isimlerle çalışmak da iyi bir şey. Yani bayrak olsa isyan bayrağını açtı gibi düşüneceksin ama tabii ki ya sıkılmışlar var. Peki bu sadece yönetmenler için mi, yoksa genel olarak müzik camiası içinde de böyle bir isyanın var mı? Vallahi müzik camiasında... Müzisyen arkadaşlarımla ilgili. Bak, yok yani, böyle arkadaşlarımla bir sıkıntımız yok yani. Kapris olan. Yok, zaten çok fazla müzisyen insanla görüşmüyorum yani. Genelde görüştüğüm insanlar hala lise ve sonra tanıştığım uzun süreçte arkadaşlar ama var mesela şimdi Mustafa'yla bir gün aydınlaştık. Ceceli'ye buradan selam olsun diyorsa. İrem'cim, çok sevdiğim Erkan Petekkaya gibi çok dostum Ajda. Ajda ile çok her hafta bir buluşmamız, hı-hı, oluyor. Hülya, yine Hülya Avşar. Yani böyle hala sayabilmek, yani beşten hayatında fazla sayabilmek aslında önemli bir, hı-hı, konu tabii ki, duygu. O yüzden biz de Demet Akalın. Demoda aman yani, demoyu atlamamak lazım. Ondan sonra zaten çok üzgün, 1 milyon lira unutmuş evinde, torbada. Ama bulunmuş. Evet yani. Hadi konuyu değiştirelim Sinan. Enteresan şeyler unutuyor. İşte bakalım, başka yerlere de bakacağım evde Demet gelip. Belki vardır bir. Ya. Neyse yani böyle arkadaşlarım var işte, görüneyim. Unutkanlar ama seviyorum. Okey. Peki. Program başladı o zaman, iyi değilimle açılışı yapalım, daha sonra sohbet devam edelim. Çok iyi olmuş bu kiloyu vermen. Olmuş mu? Harbi değil. Okey. Evet, kısacık bir reklam arası, kaldığımız yerden devam etmekteyiz. Şimdi Kafe Pop Official tweetler gelmeye devam ediyor zaten. Yüzyılın aşkı çaldı mı? Çalınacak. Uyandın mı Sida? Uyandım tatlım. Tamam, peki. Çok güzel görseller gönderiyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz. Ve mesela demiş ki, hoş geldin Sinan Akçıl. Sinem göndermiş, müziklerini dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum. Çok özlemişiz seni ve kesinlikle boğalar alıngan tabii ki de, ben de demiş. Tatlım teşekkür ederim yani, sen de bir boğasan. Merhaba. Yalnız bütün Akçıl soyadlılar şu anda bende. Keşke bugün okula gitmeseymişim. Ya fark etmez. Tekrar var programın lütfen. Zaten bu hani dirimtürk.com.tr'ye de yüklenecek. YouTube'a, bütün sosyal medyada, her yere, bütün mecralara yükleniyor zaten. Müzik dışında eğitmen olmak ister miydin? Yok ya. Hayır. Sabır işi o. Bende yok öyle bir sabır. Bir iki kız arkadaşıma denedik, olmadı yani. Ayrılmak zorunda kaldık. Piyano öğretir misin falan hesabı. Ben önce hani tabii ki hoşlandığım için öğretirim dedim ama üçüncü gün hem müzikten hem de kızdan olduk yani. Olmuyor yani o iş. Ne Ebru ne? Kocadan hoca olmaz. Aa, Ebru mu hala yönetmen? Sunucu da hala benim. Ebru'cum selamlar ya, kusura bakma seni unuttum. Yani unuttum derken hatırladım da. Öpüyor seni. Öpüyorum seni, o beni evlendirmemek istiyor biliyorsun. Ne? Evlenmesin diyor. Çok güzel konuşuyor o kadın. Geçen sıfır öyle diyordu 2 yıl önce. Kızlar evlenir, ne yapacaksın kızlar? Aynen. Yani hayatını yaşa ya, lütfen. Dünyayı bir tiyatro sahnesi olarak düşün. Senin bu tiyatro sahnesindeki rolün ne olurdu? Samet, ne güzel bir soru. Samet, hangi kitaptan okudun bunu? Öncelikle onu sor. Nereden çaldın bu soruyu? Çok klasik bir soru. Güzel sorular var. Samet'ciğim sana teşekkür ediyoruz. Telefonun elindeyse de şu logoyu arkadan kapatabilir miyiz? Ha, evet. Elma. Kimse bilmiyordu. Steve Jobs'a Allah rahmet eylesin. Evet. Dünyayı bir tiyatro sahnesi olarak düşün. Senin bu tiyatro sahnesindeki rolün ne olurdu? Şimdi tabii o heyecanlanmış bu arkadaş bu soruyu sorarken. Hani şimdi herkes benden bahsedecek demiş. Ben geçmişte bir soru sormuştum. Hatırlar mısın bilmiyorum. Sahnede sensin ve bir grubunu kurmak istesen o grupta kimler olurdu dünyanın? O güzeldi ama şimdi bir tiyatro sahnesi olsaydın işte efendim pardon.
Çıkalım mı? Tamam. Şimdi yani Samet soyadı ne? Gülçin. Samet Gülçin'cim. Güzel soru, kötü değil. Tiyatro ile aramız iyi midir? Tiyatro ile aramız hiç iyi değil. Yok. İyi değil, tamam peki. Yani tiyatro, ben sinemacıyım daha çok. Hı-hı. Tiyatro hı-hı, annem çok sever tiyatro. Küçükken bizi zorla götürüyordu. Ben de arada kaçıp tekrar sonuna gelip alkışlıyordum ki bütün oyunu orada zannedileyim diye. Hı. Ama çok değerli tiyatrocu var. Ferhan Şensoy'larla falan beraber büyüdüm tabii. Hı. Aile, mesela o insanlara korkunç saygı duyuyorum tabii hı-hı ki. Ama ben tiyatrodan çok sinemacıyım. Peki, her yıla damgasını vuran mutlaka bir film vardır. 80'ler, 90'lar, 2000'ler desem madem hani sinemayla daha ilgileniyorsun, farklı türdeki filmleri seyrediyorsun. Mesela aklında, hafızanda kalan bir film söyle desem bana ne dersin? Yani ben var mı böyle? Dövüş Kulübü ile Seven'ı çok severim, hmm, izlerim ve sürekli ondan sonra... Fight Club'la Seven'da Brad Pitt oynuyordu değil evet mi? O şey... Ama oyuncu olarak yani çok iyi bir oyun performansına ulaştığı yıllar. Tamam, kork seri, tamam okey. Evet, tamam. Ondan sonra çok sevdiğim filmler var mesela. En azından ilk ikiyi söyleyebildi. Evet. Hafızana kazınmış. Ya çok var ya. Ya daha dün mesela tekrar Air Ryan'ı kurtarmak izledim uyumadan önce falan. Yani evet çok değişik. Kaçta yattın lan? İşte birkaç saat oldu. 4-5 falan da herhalde. 6 mıydı neydi? Hep benim programda böyle oluyor biliyorsun. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Ben gerçekten... Programın son yarım saati de bir açılıyorsun, bir açılıyorsun. Evet, bekliyoruz işte. Şu anda ben sana söyleyeyim. 5-6 dakika sonra açılacağım. Evet, yani lütfen hiperaktifliğine dön. Aynen. Şimdi buradan herkese bir kere şunu söylemek istiyorum. tweetlerinizi okuyoruz. Gerçekten çok teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Okuldan yazanlar, buraya gelenler. Esenyurt Başkanımız Ayşenur galiba sağ olsun. Buraya Emel gelmiş, Deniz gelmiş. Hepinizi çok seviyorum. Bu emeklerinize karşılık tabii ki. Her zaman korkunç saygı duyuyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Çıktığım yıldan itibaren enteresan bir şey var yani. Böyle basının çok da göstermediği, bazen göstermekten çekindiği kadar büyük bir sevgi var aramızda. Konserlerde, her yerde. Bir konseri tamamlayamıyoruz yani. Buradan korkunç saygı ve sevgi duyduğumu tekrar diyeyim size, hepinize. Her konser atladığım kadarıyla bayağı bir kalabalık geçiyor. Evet, ötesi oluyor yani. En son neredeydin? Sen anlat, Tokat. Sinan. Tokat. Tokat. Ondan önce Şanlıurfa, ondan önce Trabzon. Hı-hı. Anadolu turnesindeyiz. Hı-hı. 140 bin kişiye ulaştık 5 konserde. Çok güzel gidiyor. Haftaya Almanya. Evet. Ondan bahsedelim. Ya şöyle... Sosyal medyada da zaten bol bol paylaşım yapıyorsun bununla ilgili. Şöyle düşün. Bir müzik, özel bir demin hani logosunu sakla dediğin şeyle bağlantılı bir ödül töreni. Ve Türkiye'yi ben temsil edeceğim. Music Awards olarak geçiyor ve Hamburg'da, Almanya'nın en büyük salonunda, Hamburg Barclaycard Arena'da. Temsil etmek bile yeterli. Oylama bitti internet üzerinden ama Almanya'dan mail geldi gerçekten bize, New York'tan. Hani çok yoğun bir şey geldi ama tabii Zayn Malik de var İngiltere'yi temsil ettiği için. Biraz zorlanacağız o konuda ama orada olmak da güzel yani. Yani ne hissediyorsun peki hani sonuçta? Ya aynı sahne olacağız sonuçta, yan yana olacağız. Zayn'la tanışmak da güzel olacak. Güçlü bir ses, iyi bir müzisyen. Tabii ki yani ben birinci olacağım diye gitmiyorum zaten ama orada olmak, temsil etmek, sahnede bir şarkı söyleyecek olmak. Romanya'yı Otilia temsil ediyor mesela, enteresan bir şey oldu. Romanya adına da Otilia ve Inna seçilmiş ama Otilia kazanmış. Onunla bir düet yapacağız. Çok ve güzel. Bütün Avrupa'nın göz önünde böyle bir şey. Yaklaşık herhalde bir 200-300 milyon kişiye ulaşacak bir yarışma Avrupa'da. Güzel olacak. Ertesi gün de Stuttgart'ta konserim. Biraz stresli miyiz bu konuyla ilgili? Ya hallederim herhalde gidince. Gidene kadar oluyor bende. Oraya gidince böyle bir havaya giriyorum. Bir artist deniyorum böyle. Türkiye bayrağını göğsümde taşıdığımı hissettiriyorum yani yabancıları. Televizyonda da olmuştu. O Norveçli'yle kavga etmiştik. Norveçli'yi. Son bir hafta yani. Birinci olanı dövüyordum. Olmadan önce ama. Hayır, yani münakaşa. Tatlı atışmalar. Tatlı atışmalar diyelim. Ebru farkında mısın? Uyanmaya başladı. Evet. Ebru nasıl gözüküyorum sence? Ben uyanmamış mıyım? Sen bu arada çok iyi gözüküyorsun. İyi, sağ ol. Ebru da aynı şeyi söylüyor.
eski haline geri döndüğün için çok mutluyuz. O eski halimden eser var şimdi. Evet evet. Evet, onu alıyorum o mesajları. Hani ilk çıktığın sene... Ve lütfen böyle kal artık. İlk çıktığım senenin vücudu oturmuş hali yani. O tabii çok, o zamanlar çok bakıyorum, çok cılızmışım. Ama seviyor böyle insanlar. Böyle devam edeceğim, hiç merak etmeyin efendim. İkinize de söylüyorum. Evet evet, çok teşekkür ederiz ve gerçekten böyle devam et. Peki albüme gelmek istiyorum. Albüm ve yeni projeler. Hadi bakalım Sinan neler yaptı? İki senedir görüşmedik sonuçta seninle. Ya bir şey yapmadım aslında. Şartır çıktı. Şartır yüzde çıktı. Evet, şartır Türkiye'nin gelmiş hepsinin en çok izlenen dördüncü şarkısı oldu. 154 milyonla. Sağ olsunlar. Yüzyılın aşkı albümü çıktı. Berkay'ı biliyorsunuz. Evet. Berkay'a bir şarkı yaptım. Benim şarkımla çıkış yaptı. Ey aşk diye. Evet. Sana kalsa her şey yolunda. Sevildi. Kıymetlim diye bir şarkı yazdım İrem'le Mustafa'ya. Düet. Hı-hı, sevildi. Hı-hı. Evet. Ebru Gündeş bir devir bitti kabul ederim diye bir şarkı yazdım albümde. Ona klip çekti en son Ebru. Mustafa Ceceli'de var mı bir şey? İşte İrem'le düetleri var Kıymetlim. Bu yeni çıkış albümünde? Evet, Simsiyah. Heh. Zaten albümün adı Simsiyah. Hı-hı. Simsiyah şarkısı. Ve Vurulmuşum diye bir şarkı. Zaten 4 şarkı var. İkisi hı-hı benim. Şimdi Simsiyah klip çekecek. Onu konuştuk biraz önce Mustafa'yla da. Bir türkü formatında hoşuma giden bir şarkı oldu. Ajda Pekkan var. İbrahim Tatlıses var sırada. İbrahim Tatlıses. Evet. Benim şarkımda çıkış yapacak. Hep konuşuyoruz bunu biliyorsun. Ama en son gördüm onu havaalanında. Yapıyor yani. Onu bekliyorum. Zaten başka bir hayalim yok. Onun sesinden duymak dışında. Bir hayalim kalmadı şunun sesinden şarkımı duyayım diye. Yani İbrahim Tatlıses geri dönüyor sahalara. Evet. Okey. Öğrenmiş bomba oldum. Gibi de değil, ordu gibi yazdım hatta Instagram'dan. Ondan sonra var yani bir sürü işte şarkı isteyen arkadaşlarımız var. Yurt içi yurt dışı. Onlara yapabildiklerimi yapacağım. Kendi projelerim devam ediyor. Ne mesela? Yani işte bir sinema filmi... Anlaşması yapmak üzereyiz. Evet. Sempatik olacak o da. Güzel bir nasıl? İş. Komedi türünde falan. Yani her şey var içinde öyle söyleyeyim sana. Evet. Kimler oynayacak? Vallahi bana kalsa seni oynatırım ama bakalım ne olacak yani. Var ya BKM oyuncuları falan var işin içinde. Çok güzel. Evet. Göreceğiz. Daha hani tam adlandırmak istemiyorum. Onun dışında işte söylediğim gibi bir reklam projesi olabilir. Kendi şarkılarım var. Öyle yani iyi değilim'e klip çektik. Ödül töreni var falan filan yani. Yani hala yoğunluk devam ediyor evet, Sinan Akçıl'da. Yani. Aynen. Bir de Cafe Pop var aralarda. O da çok tabii ki zamanımız alıyor. Diyorsun. Bir video arası. Türkiye'deki sonra... tek müzik programı bu arada şaka değil ya. Yok yani. Evet, helal olsun Malda'ysa ya. Sizin... Yapmaya çalışıyoruz işte kendimizi. Yok çıkımızda. Yani hakikaten helal olsun. Kanalı o kadar büyük hale getirdiniz ki. Buket, seni de tebrik ediyorum. Yani eskiden ilk böyle geldiğimde falan millet bulamazken kanalın nerede olduğunu 5 yıl önceden bahsediyorum. Şimdi gittim her yerde açık, çok hoşuma gidiyor. Gerçekten söylüyorum. Yani iyi bir şey bu. Çok iyi bir şey yani. Buradan bu fikre hani Aydın Doğan, Sayın Aydın Doğan ve sevgili Samsun abinin ne zaman buna karar verdiklerini ve ne hale getirdiklerini görüyorum. Tebrik ediyorum. Sen de bu kanalın yüzü olduğun için. Öyle yani içimden geldi. Çok teşekkürler. Şimdi de Sinan Akçıl, Serdar Ortaç yani Japonya İngiltere ortaklığı. Bana İngiliz diyor, ben ona Japon diyorum. Yüzyılın aşkı ekranlarınızda. İzliyoruz. Evet, Yüzyılın aşkı geliyor. Sinan Akçıl ekranlardaydı. Peki. Otilya da bizi izliyormuş şu anda. Otilya. Canım benim. Bu kadar mı? Yani o ne diyeyim yani o da izliyormuş. Vallahi helal olsun ya Romanyalı kız azim etti. İzliyor yani bu saatte. Ama saat farkı yok ya ondandır. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Sinan Trabzon'da verdiğin konserlerin yankıları devam ediyor. Yine gel seni çok seviyoruz. Bordo Mavi aşkla. Çok güzeldi ya Trabzon. Canım Trabzon'um. İki kere geldik bu sene. Geleceğiz daha. Ben de sizi çok seviyorum. Bütün Trabzon'a Karadeniz'e selam olsun. Süper. Ayşenur Simsiyah bizim şarkımız. Demek video geliyor. Süper haber. Simsiyah, Mustafa Ceceli. Esenyurt Başkanı seni çok seviyor. Esenyurt'a selamlar. Teşekkürler. Sinan Akçıl 10 yıl sonra neler yapacak? Vallahi 10 yıl sonra... 10 yıl veya 20 yıl sonra hani böyle bir politikaya,
girme gibi bir... Aynen, milletvekili olmayı düşünüyorum. 40'lı yaşlarımla beraber ama onu belki 50'ye çevireceğim ya. Çünkü peki neden bir anda böyle hani müzisyen bir adamsın? Evet. Hani neden politika? Ya işte devletle milletle de bayağı ilgiliyim yani. Zaten devletin milletin sorunlarını nedense bana anlatma gibi böyle bir şey, insanlarda bir izlenim bırakıyorum yani. Enteresan bir şekilde. Konserlerde 50 bin 60 bin kişiye Türk bayrağı açtığımda kıyametler kopuyor falan filan. Böyle bir milliyetçi yanımda varken bunu değerlendirelim dedim yani. Geçen gün bir gazete çıkmış, sokakta röportaj yapmış insanlar. Sizin açık milletvekili olmayı düşünün, ne diyorsunuz diye. Çok hoşuma gitti cevaplar. Ne tarz cevaplar? Güzel yani mesela. Hani olmamdan yana insanlar. Ama gidip de hani böyle bir sırf bunun title'ı, titri için değil de bir şeyler yapmak için düşünüyorum bunu, kültür sanat adına da her kültür anlamda. Kültür sanat bakanı olsam mesela neyi değiştirmek isterdi Sinan Akçıl? Kafe Pop'un saatini. Uyanmaya başladı. Şöyle söyleyeyim sana, neyi değiştirmek isterim? Değiştirmekten çok yenilikler yapmaktan yanayım ben. Veya sosyal medya bakanı olsam. Gençlik bakanlığı, sosyal medya bakanlığı, bu lafları etmiştim, evet. Evet. Sosyal medya bakanı olsam bunu bir kontrol altına alırım bir kere. Kötü hakarete varılacak her şeyi yazan kişilerin önüne geçerim. Bunun bir kontrol mekanizması olmasını sağlarım yani. Belli bazı harfleri, kelimeleri, cümleleri yasaklarım. Onlar yazsa da çıkmaz mesela. Güzel şeyi yazar. Çıkmaz yani onlar yazılsa da. Peki genel olarak şu anda hani müzisyen olarak devam etmektesin ve genel olarak sosyal medyada yapılan eleştiriler ve saldırılara genel tepki ne oluyor? Sadece kendinle ilgili değil. Genel. Ya eskiden... İşin içine Mustafa Ceceli'yi de katayım mesela. Ya ayıp oluyor tabii ki yani, ne olsun. O sosyal medya birazcık yalan bir dünya ya. Yani ben şimdi, beni gazlıyorlar mesela konser öncesi. Ölüyoruz, bitiyoruz, şu an kafamızı kestik, kellemizi elimizde, konsere çıkmanı bekliyoruz falan diyorlar. Ben sahneye çıkmak üzereyken, abartarak söylüyorum tabii. Yani ben diyorum ki, Allah Allah, bütün de Instagram, hani beni takip eden 1,5 milyon kişi burada herhalde bugün diyorum. Bir çıkıyorum işte, yıkılıyor alan falan, Allah Allah diyorum, sosyal medyanın gücüne bak falan. Sonra bağırıyorum, sosyal medyacılar burada mı, Instagramcılar, Twitter'cılar diyorum. Evet diye 3 kişiden ses çıkıyor. Yani halkın gerçeğiyle sosyal medyanın pek paralel gittiğini söyleyemem. Ki öyle olsa bütün diziler, orada birinci çıkan dizi bir bakıyorsun 30. 40. reytingde. O bambaşka bir şey. Ona da saygı duyuyorum. Gerektiği kadar kullanıyorum. Çok ciddiye almıyorum ama. Çünkü sokakta çok başka bir durum var bize karşı. Oradaki gibi değil yani. Evet. O yazan kişi de belki sokakta gördüğünde zaten seni. Hani gerekirse sen istesen sosyal medya hesabını kapatır yani. O kadar bağlıdır sana ama oradan yazıyor öyle yani. Okey, peki. Devam ediyorum. Dizilerden demin konu açıldı. Yabancı veya yerli dizileri takip ediyor musun? Hiç yerli dizi izlemedim hayatımda. Yabancılardan ne izliyorsun? Prison Break çok hastasıydım bir ara. Ondan sonra bir tane bir adam vardı, Amerikalı. Giriyor hatta Amerika ve kendisi Müslüman oluyor falan sonra. Neydi o dizinin adı ya? Çok meşhur bir dizi. İki yıl ödül aldı hatta. Neyse, önemli değil. Böyle 2-3 tane takıldığım yabancı dizi oldu. Escobar'ın hayatını, yani Narcos dizisini izledim. Böyle yerli dizilerden bazen hani konuk oyuncu olduğum dizi vardı, Paramparça. Evet. Erkan abinin. Evet. Ona bakıyordum eskiden. Geçen sene bitti o dizi değil mi? 2 yıl oldu galiba, ya da geçen sene. Kiraz Mevsimi'nde ben 1-2 bölüm oynamıştım. O çok tatlı bir diziydi. O çok güzel bir diziydi. Evet, ya. O dizide onları falan izliyordum bazen. Ama o şimdi dönem ne var? Zaten gelmiştin, hatırlıyorum. Biraz şeyin dizisi var. Konuşmuştuk. Hatta yeni gördüğümde onun yüzüne söyledim. Dizinin adı ne? Çağatay'ın dizisinin adı neydi ya? İçeride mi? İçeride. Onun bir bölümü izledim. İçeride Çağatay için izledim onu. Diziydi. Bitti ama. Bitti mi? Olsun. Yani güzeldi ama o dizi. Bardak. Bunda da mı logo var ya? Derim Türk yazıyor hayır, ya. Hayır, şöyle tutuyorsun da dedim acaba yani ne tarafa doğru götürecek? Böyle şeyler. İçeride bitti. Geçen dönem bitti. Ya önemli değil. İçeride biter. Dışarıda başlar. Yani o çocuk sonuçta hem arkadaşımız hem sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yani yapar yani en güzelini. Hayat yolunda en zorlandığın konu ne oldu Sinan? Ben başladım bu arada sorgu odasına. Nerede zorlandım? Neredeymiş? Hayat yolunda. Hangi hayat yolunda?
kendi hayatı. Hayat yolunda bilmiyorum da bu Kanal D yolunda çok zorlanıyorum ya. Çok uzak yani gerçekten. Özellikle şoförle Furkan sağ olsunlar bayağı gezdirdiler beni. Çok yanlış yerlere zaptınız değil mi? Aynen öyle. O yüzden hayat yolundan daha önemlisi benim için Kanal D yoludur. Buradan sesleniyorum. Kanal D yolunda gerçekten ömrümüzü verdik. Ya Kanal D aslında çok yani güzel bir yer. Beyaz Şov'dan soğuma sebebimdir bu iki telli. Beyaz Şov'a da geç kaldın mı mesela? Kaldım tabii ki canım. Ve o tiplemeler olmasa onlarla idare etti vallahi ben gelene kadar. Reklam mı? Öyle mi? Ha, video pardon. Reklamı. Şarttır olsun o zaman ya. Şarttır'la ilgili ne söyleyeceksin? Şarttır. Ne güldürdü o şarkı beni. Aynen. Öyle böyle değil ama. Her dinlediğimde seni aklıma getirip gülüyordum. Çok teşekkür ederim. En azından aklına gelmişiz. Bir de bir şekilde şöyle bir şey var. Şarttır'ın başındaki saçma sapan Japon şarkısını ben internetten buldum. Yani inşallah o telif hakkı falan yoktur onu. Öyle koydum karaoke var ya başında. Evet. Sakine falan diye. Yani affettim bizi o Japon arkadaşlar. Öyle o komiklik olarak koyduk. Buradan da sesleniyorum. Bir de oradaki insanlar Japon değil, Kazakistanlı. Bir de orası Japonya değil, Ümraniye. Ama senin... ama hayır, bir dakika. Bunları itiraf edeyim artık. Zaman tamam, geçti üstünü. Tabii itiraf et de zamanında gönderdiğim basın bülteninde ama Japonya'da çekildi diye yazıyordu. Ama işte o zaman. Aynen. Ya işte o yüzden gazeteci arkadaşlarımızdan yani bahsediyoruz. Yani hatta dedim ya bunun neresi Japonya? Niye Toplaca acaba böyle? Özür diliyoruz yani. Orası Japonya diye yola çıkıldı. Ümraniye'de sona erdi ama önemli değil. Artık üstünden zaman geçince açıklayayım diyorsun. O suşilerde soğuk değildi, sıcaktı ve fake'ti. Ama önemli değil, biz o atmosferi yarattık. 150 milyon kişi sonuçta izledi. Ay çok iyi, şarttır ekranlar da arkasından buyurun bir ara. Buyurun bakalım, işte sahte Japonya. Minicik kısacık bir reklam arası ve tekrar birlikteyiz. Şimdi araştırma konularımda, sorularımda yaşlanmayı önlemek matematiksel olarak imkansız. Bu ispatlanmış bir durum. Ama geçtiğimiz günlerde Sertab Erener'in de bir yorumu vardı. Hani 100 yaşında sahneye çıkma hayalim var ve bununla ilgili tedavilere de devam etmekteyim. Tabii bununla ilgili olumlu olumsuz eleştiriler oldu. Ya bir şirket kurmuşlardır, 100. mesela... yılını görmek istiyordur. Ne bileyim, mantıklı yani. Ama mesela Ajda Pekkan'ın da en son... Sosyal medyada mı Ebru? Paylaştığı bir fotoğrafta hani zannedersin ki 25 yaşında. İnanılmaz kaç mı? Yaşında. Evet. Bununla ilgili mesela neler söylemek istersin? 100 yaşında sahnede olmak. Yani 100 yaşında sahnede olmak için 70 yılda repertuar toparlamam gerekiyor. Yani sadece ben 100 yaşındayken ama Sertab olarak 200 olabilir. Şimdi tabii kafam karıştı açıkçası. Bu hesabın içinden çıkamıyorum ben. Senin yorumunda bu hesapların içinden çıkamıyorum. Yani Allah tabii ki kimseyi muhtaç etmesin 100 yaşına kadar yani sahnede olmak. Hangi kitle gelecek? Yani teenage'ler o konsere gelecek mi? Şimdi tabii 100 yaşındasın. Ama işte 15-16 yaşında... Ama nasıl göründüğüne de bağlı. Gençlik seni tanıyor olacak mı? Ajda Pekkan'ın konserine hala bir sürü insan akın ediyor. Ama Ajda 100 yaşında değil, ben 100 yaşında diyorum. 100 yaşında değil ama yani sonuçta... Ama olur mu canım? Yani. Şimdi hayır şunu düşün, şimdi 100 yaşındasın, tamam mı? İşte atıyorum bilmem ne 100. yıl konseri. Zaten sen 1 yaşındayken mi kurulmuş yani? Nasıl olacak? Birincisi bu, ikincisi kim gelecek? O gelenler senin şarkılarını biliyor olacaklar mı? Sonra sen sahnede... Yani Allah korusun sahnede hani... Kalp krizi mi geçirecek bir anda? Yani o tedirginlikle ben o konseri izleyemem arkadaşlar. Anladım. 100 yaşındaki birinin konserine... Kendini yani konserde vermem diyorsun. Gidilmez. 100 yaşındaki insan gider Çin'de lapa pilav yer abi. Sahneye falan çıkmaz yani. Ebru da kopuyor. Öyle ama yani. O pilav sayesinde o 100 yaşına kadar yaşıyor. Sahneye çıktığı için değil. Geçen gün bir... O zaman güzel şarkılar bıraksın ki biz o şarkıları dinlemeye devam ya. Edelim diyorsun. Hayır, bağlamaya çalışma. Daha dün okudum. 120. Beni de bozma. Böyle bir şey demiyorum çünkü. Böyle deyip sana hep klasik senin bağlama sistemim. O zaman böyle diyorsan. Böyle bir şey desem derim zaten. Daha demiyorum tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. 120 yaşında Hindistan'da 122 yaşındaki kadın. Evet. Demiş ki bu yaşa kadar yaşamama, aşık olmamaya borçluyum demiş. Ne güzel bir laf. Bir dakika ne demiş? 122 yaşına kadar yaşamayı hiç aşık olmamaya borçluyum demiş.
enteresan. Enteresan değil, güzel. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorsam söyle de onu diyeyim. Bağla artık. Ya ben bir şey demiyorum ya. Ay bir şey diyeceksin, bir şeyi herhalde paslayacağız ki benim ne diyeceğimi söyle bakayım bir. Bağla. Hayır, başka soruya geçecektim ben. Tamam, geç canım. Geç canım. Geç, buyur lütfen. Geçiyoruz diyorsun. Tamam, Hindistan'daki kadını da örnek ver. Ama hayır yani. Bana saçma geldi yani. Tamam, onu söyle. Klima sesi beni gerçekten bütün not olarak duyuyorum bunu bir de maalesef. Evet ya, bu ses ne hani sizce? Hani si bemol var içinde, do diyez var da söylemiyorum bu kolaylık olmasın diye. Neyse. Sonra da işte ben kulağım çok. Hangi durumlarda motivasyonum daha yüksek olur Sinan Akçıl? Vallahi ben sana bir söyleyeyim mi? 50 yaş, 50 kilo, 6. Her kadının yanında motivasyonum çok yüksek. Ay teşekkür. Gerçekten. 46 da buna dahil. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir iltifat oldu. Peki, her koşulda yanında olan annenden gördüğün en büyük destek? Yani annemden gördüğüm en büyük destek... Ve görmeye devam ettiğin. Şarjımı bitiriyor benim yani. Hep destek, tam destek. Evet, şarjımı bitiriyor. Bu yani. En büyük. Çünkü sürekli bana her an Instagram'a bir şey koyduğum anda mesaj atıyor. Oğlum hasta mı oldun? Onu üşüttün mü? Oğlum o ne? Oğlum ne? Konserde iki konser üst üste mi? Yazıklar olsun. Terledin mi? Falan diye. Anneciğim sağ olsun. Tabii ama... Hala devam ediyor bir şey. Görüldü oluyor. Cevap yazmıyorum, anlamıyor. Bir daha yazıyor. En sonunda diyorum ki kalp koyuyorum, yetmiyor. Sadece kalp mi diyor. Ondan sonra başka emojilere giriyorum. Bunlar bende yok diyor. Böyle bir ilişki yani. Annenin sosyal medyayla arası nasıl? Annemin benimle arası çok iyi. Sosyal medya değil. Ben açtığımdan beri o Instagram, Twitter sosyal medyacı oldu. He. Saniyesinde yazıyor ya. İyi bir şey bu. Ya sağ olsun her tabii ki. Her şeyi takip etmesi. Garip emojiler bulmuş yani. Laptopla böyle çalışıyor gibi kendini koyuyor falan. Öyle şeyler var yani. Bende yok onlar. Evet. Var. Duman koyuyor, sen ateş koyuyor. Var. Yazıklar olsun diyor bu magazin dünyasına falan diyor. Şey koyuyor, şimdi söylemeyeyim onu. Şey emojisi işte. Anladım. Diyorsunuz. Onları koyuyor falan. Ben bunları bulamıyorum. Annemden kopyalayıp geri gönderiyorum. O zaman da diyor ki terbiyesiz misin? Bunu ne anlıyoruz buradan? Sinan Akçıl'ın emojilerle arası hiç yok. Ya var. Ben de mesela karpuz... En çok kullandığın... Bir dakika ya, öğrenelim. Karpuz. Günlük kullandığın, en çok kullandığın emoji karpuz hangi? Ve kalp. Yani onlar karpuz mu? Ya bir kere basmışım. Ayağın önünde duruyor ya bastıkları. Ha evet. Herkes onu... karpuz var. Hatta bir kız arkadaşımla kavga ettim bu yüzden. Sen dedi niye normalde dedi ya erkeklere falan karpuz yolluyorsun. Ya o şey kalp gibi gözüküyor ya yani. Veya erkeklere kalp yolluyorum şimdi. Tamam mı? Hani teşekkürler. En azından siyah kalp yolla. Teşekkürler. Ya işte, o durana basıyorum ben onu aslında. Onunla uğraşamıyorum yani. Önüme gelen emojiye basıyorum. Yoksa bir şeyi yok yani. Ama annemde çok acayip şeyler var. Ters dönen, avuda kalkan, koşan kadın falan. Demek ki seviyor ya. Çok seviyor yani. Benim eski bir kız arkadaşım da sağ olsun bu emojilere takıktı. İsmi lazım değil yani. Zaten televizyona çıkıyor. O, ama yani böyle anneciğim yani. Hani selam olsun. İzliyordur, kesin izliyordur yani. Tartışmıyorum şu anda. Peki. Eleştirilmeyi ne kadar kaldırabilirsin? Neyi? Eleştiriyi. Eleştirilmeyi. Vallahi ben eleştirmeyi aslında sevmiyorum da... Sevmediğini biliyoruz canım. Aynen ama alıştık yani artık. Şimdi eleştirmediğim zaman ben eleştiriyorum yani. Niye beni eleştirmiyorsunuz diye. Ha. Evet artık beni eleştirin yani. Buradan müzik eleştirmenlerine sesleniyorum. Bence seni herkes eleştirmeyi bıraktı. Aynen yani. Araları da hakikaten ben neden bunların gözüne girdim ben anlamıyorum. Beni eleştirmeyi kestiler yani. Evet kestiler. Ben onları eleştiriyorum burada. Yani ayıp. Çok kim neyi eleştiriyorsun? Naim Dilmener falan nerede o insanlar? Ben anladım. Bunlar bana yazsın çaksın artık tekrar. Özledim o günleri yani. Eyvah eyvah. Yazar şimdi. Evet. Peki. Devam ediyorum. Her üç kadından birinde aynı sorun var. Aynen. Tamam mı? Kesinlikle. Şimdi bunu konuşayım istedim seninle. Aynen. Sence bu sorun ne? Şimdi birçok kız arkadaşın oldu. Saç rengi. Saç renklerini hep bana soruyorlar. Kadınlardaki sorun mu? Evet ve bir türlü tutturamıyorlar o rengi. Sonra ilk rengim kayboldu falan diye kavga ediyorlar kendi aralarında. Ben bunu gördüm yani. Bir saç, okey. Başka kadınlardaki aynı sorunlar desem. Kendileriyle ilgili sorunlar mı? Genel olarak her üç kadından biri hep aynı sorun vardır. Erkekler ve ilişkilerdeki sıkıntılar yani. Genel olarak başka. Birçok kadın tanıdın çünkü birçok kız arkadaşın oldu.
Şimdi böyle yapıyor. Başta Sinan. Neymiş onların sorunları? Neymiş? Ben anlamadım. Ya, aynı anda bana mesaj atmaları mı? Ne? Ne gibi sorunları vardı diyeceğim. Aynı anda bana mesaj atmaları var. Ya çok galip bir şeysiniz. Ama ne anlamadım. Benle ilgili kadınları mı diyorsunuz? Onlar da öyle çıkar yani. Sinan'la aslında ilişki değil, gerçekten arkadaş olacaksınız bence. Yani çünkü... Öyle korkuyoruz falan diyen de var işte böyle. Çok kafa. Yani otur sabaha kadar iç ve muhabbet et gerçekten. Tam kanka modeli ama ilişkide... Vay be, bir kadından bunları... Demek ki böyle arkadaşlar, bunları duyacağımız günler de gelecekmiş. Ama niye? Güzel bir şey söylüyorum aynen. Ben. Aynen öyle. Çünkü gerçekten. İlişkide karşı taraf üzülüyor genelde. Aynen ama öyle. Arkadaşlıkta hani hep yanındasın. Aynen öyle. Bundan sonra da buradan hepsi bundan sonra kız arkadaşım yok. Ben bundan sonra sizin kankanızım. Buna göre varlığınız lütfen. Artık gerçekten... Emojilerinizi ona göre belirleyin. Peki devam ediyorum. Evet canım. Ya çok çok komik bir şeysin sen ya. Piyano çalana kadar arkadaş kalıyorlar benden. Paranormal videolar ve... ne? Piyano çalana kadar sonra romantizm başlıyor. Ya ben anlamıyorum bu romantizmi ya gerçekten. Paranormal mi? Nereye girdin sen? Evet ben bambaşka... Hayırdır bu? Bambaşka... Finans programından mı döndün nedir? Paranormal videolar. Tamam mı? Böyle korku, gerilim türündeki doğaüstü hani... Serhat Tekin sever öyle şeyleri. Ve tepkin genelde ya da o tarz filmlere karşı tepkin. Ay nereden nereye yalnız bir anda konuyu değiştirdim. Harbiden beynimle oynuyorsun ya. Yani paranormal videolara karşı tepkim ne olmalı yani mesela? Senin ne paranormal videolara? Ben bir zaman kazanayım bari anlamadım hiçbir şey. Refleks sıfır. Ha böyle şey yol bir anda böyle normal korku duruyor. Evet, geçen Hülya Avşar yollamış bana. Normal böyle kraliçe oturuyor, bir anda böyle sana doğru yaklaşıp beee yapıyor falan. Ama ben daha çok filmleri kastetmiştim. O tarz komik videoları değil. Ya film de izledim geçen gün. Arkada kaydediyor böyle gelip çıkıyor şeyler falan gece. Sabaha karşı yaratıklar falan. Yaratıklar? Yani bir şey hissetmiyorum açıkçası. Ya tamam, tepkisizim diyorsun. Ya, aynen, tepkisizim. Çünkü inandırıcı gelmiyor yani. Ama gerçeğini yaşarsam bilmiyorum ne olur. Belki de orada ben de bilmiyorum bunu yani. Tribe gireriz yani. Ama orada olmuyor yani. Hangi alanda en çok zorlanırsın? Kendinde, işte, işte, aşkta veya dostluk vesaire. Örnek vereyim dedim. Hangi alanda daha çok zorlanırsın Alakçın? Düşündürdün mü değil mi sabah sabah seriyle? Yani hakikaten bu... bir videoya bağlayalım sonra arkasından bir nefes beyin alsın. Beyin jimnastiği yapılacağını bilseydim ona göre aletlerimi alıp gelirdim. Beyin jimnastiğiyle ilgili de bir araştırma konusu var. Ama aletlerimi yanıma almadım. Beyninizi genç tutmak için edinmeniz gereken 5 alışkanlık yapılan araştırmalara göre. Aktif olmak, beyin kaslarını esnetmek, dik oturmak ve telefonu uyurken beyninden uzaklaştırmak. Ha, onu hiç yapamıyorum. Beynimde yaşıyorum. Gece genç tutmak için ne tarz alışkanlıklarım var peki? Siyaset veya futbolla uyuyorum gece ve burada telefon yani dinleyerek uyuyakalıyorum. Nerede? Telefon geceleri benim... Burada mı? Ensede burada, mi? Şurada, bir yerde buluyorum yani. Değil mi? Ama o... Beyin kaslarını esnetmekte de mesela enstrüman çalmayı deneyimlemek en büyük örneklerden bir tanesi. Ama çok kas var benim beynimde, bir şey olmaz yani. Senin bütün kasların çalışıyor güzel değerlendirmesin. Aynen. Sinan yani aynen. Bir şey diyemeyeceğim. Peki sen bu soruya cevap ver. Hangi alanda en çok zorlanırsın? Kendinde mi, iş konusunda mı, aşkta mı, dostlukta mı, arkadaşlıkta mı? Ya bence bütün bunların en fazla herhalde şey birazcık yorucuya. İnsanın dostluk ilişkileri. Dostluk? Biraz o yüzden ben çok az kişiye çok... Yani 5 kişi falandır mesela. 4-5 kişi falandır en böyle yakınım olanlar. Onun için çünkü o... Mesela via... Çünkü ben sıcakkanlı bir çocuğum. O seviyeyi ayarlayamayabiliyorlar falan. Sonra ambargo, boykot diyorlar benden falan. O yüzden o dostluk ilişkilerini dengelemek zor. O yüzden eski arkadaşlarımla hep görüşürüm, rahat ederim. İnsanlara karşı peki genel duruşun normalde nasıl? Ha, beni şey falan zannederler genelde. Dışarıdan bazıları. Artist falan. Ama öyle bir çocuk değilim aslında. Soğuk musun? Yok. Mesafeli. Yani böyle ya, hep bir kalkanların mı vardır? Nasılım Yağmur? Anlat bakayım biri. Sıcakkanlı. İlk tanıştığın biri seninle karşı nasılsındır? Mesela benle ilk tanıştığında merhaba, gayet normal. Merhaba, nasılsınız? Herhalde sana sıcakkanlı olacağız. Tamam da sana yani. Sana sıcakkanlı olacağız ama şimdi... Ama bak bundan 5-6 sene öncesine gidiyoruz yani. 5 sene öncesine olsun, gittik. Olsun ama sen... İlk defa tanışmışız. Ya hele kadınlara karşı tabii ki birazcık daha yani... Enteresan bir ilgimiz oluyor tanışırken yani hani sevgi dolu bakışıyoruz yani hani
Nasıl? Ya Allah Allah. Ama normal gelsin mesela şimdi. Şimdi beyefendiyle mesela. Ha, Sedat bana, abiyle. Merhaba Sedat Bey. Nasılsınız derim. Ondan sonra giderim. Ay, şimdi ben onu bir daha gün içinde görmeyeceğim diye üzülmem yani. Gel demedim abi. Adama dedim ki saçlısı da var, saçsız da var dedim. Guardiola da bugün saçsız ama 7 milyon euro kazanıyor sana. Ya ne diyor mu? Ne çalıyorum? Sıcakkanlıyımdır aslında. Sıcakkanlıyım. Ama istediğime. Evet, evet, ama bir de şey havam vardır yani bir, o, bir yere girdiğimde. Herkesle ilgilenirim ama bir anda da herkesle de mıç mıç olmam yani maalesef. Oradan seçerim ya. Seçtiğim insanla da aslında olur. Ukalalık var mı peki Sinan? Yok. Ebru yalnız ya. Ya hayır, ukalalık yok. Ebru yukarıdan ne dedi biliyor musun? Bak ukalalık var mı dedim ya. Ebru bak şöyle yaptı. Ukalalık yok bende. Ukalalık şeyden gelen böyle bir... Hazır cevaplılık var ama. Dürtü var. Ego dürtü. Var diyor. Ego değil o. Ego. Onların ama onlar müzikteki şeyden oluyor. Şimdi Allah birazcık torpili geçmiş yani o konuda. Hı hı. Hani bu şarkıcı arkadaşlarımız var ya ortada. Evet. İşte onlardan bir tık bir fark var yani biraz müzikal anlamda ama onu tam kelimeyle açıklayamıyorum. İçime atıyorum. İçime ata ata ne hale düştüm bir adam deyip pijama giyip sokakta dolaşıyorum. Yani öyle söyleyeyim. İyi bağladın. Evet. Evet güzel, çok hazır cevapsın biliyor musun? Hatta bugün dedik ki acaba şimdi Sinan sorulara nasıl cevaplar verecek? Çünkü gerçekten eğlendiriyorsun ya. İşte bunları yapabildik. Bugün bunları hazırlayabildik cevapları. Bir video ne çalalım? Ne çalalım? Ha, tabii tabii dedik değil mi? Bir şey söylemek ister misin? Aa, evet bir şey söylemek isterim. Ne söylemek istersin? Bir şey söylemek isterim. Tabii tabii. 100 milyon. Hiç izlemedin mi bu programı sen? Buket bu programı hiç izlemedin mi? İzledin mi? Buket hiç programı izlemedi Aydın Bey. Aydın Bey. Bir de Şafak'ın da bir şey söyle istersen. Aa, Şafak ya mı? Bir şey söyleyeceğim. Şafak'la atışmalarınız çok tatlı ya. Böyle video çekmeleriniz. Ya adam var. Gerçekten yani benim sayemde popüler kitle tarafından tanınmaya başlandı. İyi bir rockçıyken. Hala Şafak iyi bir rockçı. Her zaman. Sen de iyi bir popçusun. Aynen ama tabii ki... Kulvarlar farklı. Rock and pop. Rock and pop. Festivali. Kulvarlar farklı ama tabii ki bilmiyor ki istesem çok güzel rock müzik yaparım ona hediye ederim ama... Tabii nasıl ki, bir rock müzik yapardın Sinan? Aslında yaptım ben ya. Ne yaptın? Bence Dokunma Bana Duvar falan biraz rock şarkılar yani. Duvar dediğiniz... Zeynep Kaseri'ni veya ha, Dokunma evet, Bana. Evet ödüllü şarkıydı o değil evet, mi? Dokunma Bana da öyle. Ondan sonra Teoman aranje yaptım. Neydi şarkının adı? Teoman'a ne yaptın? Senden Önce Senden Sonra. Aa! Bir ben düzenlemesi benim tabii. O düzenleme bak tabii. Böyle bilmiyorduk. Yaşar diye. Beni koyup gitme ne olursun. Senden önce senden sonra. Ya. Beni koyup gitme arada ne olursun. Arada şöyle şarkılar koy. Durduğun yerde dur Yaşar. Çok başka güzel. Düşünür müsün peki böyle rock düzenlemeler? Bakayım başka böyle ne yaptım ya rock. Teoman senden önce senden sonra bunu öğrenmiş oldum. Aslında Hande Yener'de var öyle şarkılarım. İşte ne bileyim. Hipnoz albümü mü? Yok. Bodrum albümü ona yaptığım full. Bir gideni mi var? Bir gideni mi var bu aşkın diye bir şarkı var mesela. Hayır bir şey söyleyeceğim çöp. Ya. Bunlar rock de çok güzel şarkılar yaptınız. Ya, teşekkürler onda düetimiz yine rock'tır aslında. Ne yaparsan ya yap. Her zaman 150 kere teşekkürler. Ol. Var yani böyle şeyler yok değil. Hande ile bir şeyler yapmayı yine düşünür müsün? Ben ya, çok isterim onu, açıkçası. Ya, çünkü kimyanız çok iyi tutmuştu. Şimdi... Yani başkaları izliyorsa ben onu söyleyemem buradan şu anda. Bilmiyorum. Ya ben Hande'yi çok seviyorum. Hani bunu herkes biliyor. Ya Hande ile çok güzel yüzden... şeyler yaptık. Hani ben sadece iş anlamında. Bak onunla iki albüm yaptık. Havaalanı albümü, şey 3 kişi 5 kişi, Yasak Aşk Sopa, Bodrum, Sopa. Bir Gidenim Var, Çöp, Bana Anlat diye bir single yaptım ondan sonra. Bana anlat. Evet bütün bunlar benim şarkılarım söz müzik düzenleme olarak. Doldurduk sonra şeyimizi, miladımızı. Ondan sonra öyle kaldı ama bir gün belli olmaz yani hiç bilemiyorum. Bence de belli olmaz. Yani ben yine... Hiçbir zaman arkasından kötü konuşmadım. O da benim konuşmadığım sahası. Çünkü biz onunla çok gereğinden fazla zaman geçirdik. 2 yıl falan, 2-2,5 yılımız. 24 saat değil, 26 saat falan beraberdi yani. Ta ki ben... hatırlamıyorum yani nasıl bitti de konu.
Neyse ileride umarım tekrar bir takım şey projelere yani imza atarsınız. Çünkü ben kendisini de çok seviyorum, seni de çok seviyorum ve sizin yaptığınız o şarkılar, projeler de çok iyiydi. Ve iyi hala sen yani Buket ederim. Buket bana hani şunu koysun. Sen zaten hiçbir şey izleme, ben anlamadım ki. Bir gördük başında, fotoğraf çektirdik, bumerang yaptık. Sonra gittin geri geldin hepsini izlemiş gibi. Şu hayatta asla katlanamayacağın insan tipinin en baskın niteliği. Örnek, beceriksiz, kaba, duygusuz, başına buyruk. Katıldığım programları izlemeyen kanal müdürlerine hiç hoşlanmam. Öncelikle o tarzda evet insanlar var, duydum. Evet. Hatta gelir böyle mesela hiçbir şey yokmuş gibi mesela yoga yapar içeride falan. Egzersiz yapar. Bak. Pilates'e başladı kendisi. Başka? Ay, o pilates gerçekten can sıkıcı bir spor. Efendim? Pot mu kırdı? Pilatesle aranayım mı hala? Vallahi pilatesle aram hiçbir zaman iyi olmadı. Pilates ama benim bildiğim kadar İspanyol bir adam. Aram iyi olması zaten. Okey, peki. Asla katlanamayacağın insan tipi. Baskın niteliği. Kadın tipi de. Ha, Ebru kadın tipi mi diyelim? Benim peki yanımda... Evet. Kadın tipi. Baskın niteliği. Genellikten vazgeçtim. İnsanları sınıflarına göre aşağılayan kadın tiplerini inanılmaz bozarım. Hiç hoşlanmam. Böyle kişiler karşına çıktı mı? Çıkıyor bazen, görüyorum. Şarkıcılardan da oluyor. Neyin kafasında peki bu insanlar? Kendini üstün gören, hiç kimseyi sevmem birisinden. Genel insanları sevmiyor o zaman. Bozarım yani. Garson, kendisini... Mesela ben öyle bir... Peki bu insanlar sadece kendisini seviyor. İptal ettiğim yemekler de oldu garsona davranışından dolayı mesela. Öyle kalk mi? Kalk dedim git buradan. Evet, sevmem öyle şey. Öyle onu... Evet canım. Onu hiç sevmem yani. Çok para harcamadan güzel giyinmenin püf noktaları desem Sinan Akçıl bana giyim konusunda, moda konusunda neler söyler? Çünkü yakından takip ettiğini biliyorum. Çok basit tek kelime, sponsorlar. Güzel cevap oldu ama genel öyle yani. Ben genelde para harcamıyorum işte. Vermek istediğin hani püf noktalar var mı? Tamam, sende sponsor var. Çok güzel söyledin, hazır cevap. Sponsorlar. Çok ne para yani harcamadan güzel giyinmenin evet mi? Kiralayın abi. Yani mesela bir yani nereden, ne diyeyim, tişört yani şey falan rahatlığa mı önem verirsin? Kombin mi anlatayım yani? Güzel giyinmek illa marka değildir yani. Güzel giyinmek... Bunu istiyorum ben senden. İşte biliyorum çünkü bunlar klasik şeyler. Vereyim o cevabı da bir rahatla. Çünkü insan kendine yakışanı zaten modadır falan filan. Evet. Bırakman gereken alışkanlıklar. Var. Söyle bakayım. Senin suratına bakıp durmak. Ama yani çok normal bakman şu an. Aynen, program değil yapıyoruz. Bırakmam gereken alışkanlıklar bu şeyi FIFA yani konsol oyununu gerçekten benim ömrümden gerçekten insanlarla olan vaktimden çok çaldı. Hesapladım bugüne kadar 17 yıl oynamışım yani. Gerçekten mi? Yani 32 yılın 17 yılını buna ayırmış olabilirim. Hastalık yani unutuyorum zaman nasıl peki geçiyor. Peki devam ediyor musun hala arkadaşlarla evet bir ev toplantısı tabii falan dün gibi akşam mesela dün akşamüstü. Bugün 4.30'da var. Karşı ve ona göre yaptım röportajlarımı ayarlıyorum, programları ayarlıyorum falan. Manyaklık ama gidiyorum mesela. O takımı alıyorum ya mesela futbol oynayacağım. Evet. O hafta sonunda o takımı mesela İtalya'da en son Juventus'un stadına gidiyorum mesela. Orada ambiyansı tekrar yaşayıp sonra dönüp aynı takımla oynuyorum falan. Hastalık bunlar yani. Londra'ya gidiyorum. En son Şampiyonlar Ligi finaline gittim Cardiff'e. Londra'dan trenle aldılar bizi falan. Yani evet sen bayağı zaman harcıyormuş. Onun dışında da müzik var. Sosyal hayat. Sosyal ama hayat. Sosyal hayatta da aktifsin yani gazetelerden hani. Ya o hayat zaten bizim o hayat zaten o hayat yani benim zaten hayatım sosyal olduğu için biz o hayatı çağırıyoruz kendi ayağımıza yani çünkü mecbursun yaptığın her şey sosyal hayata dahildir. Bugün buraya çıkmam bile benim sosyal hayatımın bir parçası yani illa böyle. Biraz tweetlere baksaydım. Evet. Çünkü 20 gece bitecek çünkü evet, o kaşını gözünü kaldırmaya başlar şimdi. Bir dakika. Atmayla kapatıyorum. Bak anneme bak. Bak. Evet. İzliyorum tabii. Bak emojiler. Ay emojiler çok tatlı. Ay aşağıya bak. Maymuncuk bir hayalet evet. Ama da ben sana ne sevgiler dedim ve saygılarımızı gönderiyoruz. Anneciğim burada gerçekten şimdi bu son amuda kalkanı kopyalıyorum. Bir daha bunu atacağım herkese. Mesela atıyorum işte 8'de görüşürüz diyeceğim bilmem ne bey falan. Bu amuda kalkanı atacağım. Senin yüzünden oldu bütün bunlar yani. Seni seviyorum anneciğim. İyi ki varsın. Bu da annem. Evet anneyi biliyorum. Evet tamam. Çok iyi bir radyocudur. Hı hı. 25 yıldır Türkiye klasik müziği sevdiren kadındır yani. Hı hı. Onu da buradan öpüyorum. Öptüm herhalde o görüldü. Şimdi biraz tweetlere bakmak ister misin? Bu arada ben bir bakayım konuda da konuşmak istiyorum seninle. Onu konuşacağız. Sen aklımda bu. Ünlülerin Twitter'ı.
sevgiler. Okuyorum. Sinan'ın basketçisi. Şerif Altun, Merve Toka, Sinan'ın Denizi. Melis Akçıl, Elif Akçıl. Bütün Akçıl soyadlar. Tuğçe Akçıl, Tuğçe'cim. Kübra Murat Boz aradan çıkıyor böyle Bozlar bazen. Ona da benden gidiyordur. Sinan'ın basketçisi. Hep Sinan veya bir Akçıl var. Evet. Helin Akçıl, Ece Akçıl, Şeyma Ecer başkanımız, Emel Akçıl, Kerem Akçıl, Sen isimleri okuyorsun Ferhat'cığım. Genel olarak. Ha şeyleri bir dakika. Unuttuk sanmayın, kıymetlim de 80 milyon. Sinan'ın tamam. Basketçisi demiş ki program harika gidiyor, bizleri güldürdünüz, Allah sizi de güldürsün. Sizleri sevmiyorum ya, biz güldük. Biz zaten yani Sinan'la hani programda bir araya geldiğimizde genelde gülüyoruz evet, zaten. Evet, çok tatlı bir enerjim var. Ben gülüyoruz. Şimdi tabii ya aşk meşk şeyleri yazdığı için burada hani soru tamam. Gibi yok. O yüzden Bahar Seyafeci, Sinan'ın manyağı. En sevdiği yemek nedir Esra Sinan'ın? Akçıl, direkt vardı. Mesela sorulardan var. En sevdiğin yemek nedir? Saklışehir'de demiş ki çok matraksınız. İçinde, gerçekten de matras. İçinde kıyma olan şey o yeşille kapatılan yemek. Ne o Ebru? Dolma işte. Ha don. Ama böyle bir tarif mi var ya? Ama ne yapayım ben bizde biraz... yeşille kapatılan kıyma, kapatılan bir şey. Yaprak sarma onun. Onun yaprak lahanası. Sarma. Onun lahanası. Bir tane güzel yapan bir arkadaş vardı sağ olsun. Bizi dinliyorsa ona da... Şükran diyor ki en sevdiği herhalde. Eşya nedir? Saçma yani... Onun gözler çok komik, kafamda. Şükrancığım en sevdiğim eşya herhalde... bilmiyorum ya. Seni seviyorum, boş ver eşyayı. Peki doğru. Yerli malı haftasında sormuşlar. Erzurum'a Erzurum'a gelmeyin, Erzurum konseri olsun. Ya. Çok acayip. Bir dakika sinirlerim bozuldu. Erzurum stadyumu. İnanılmaz mutlu bir konser vermiştim orada. 25 bin kişi yağmur altında. Bütün Erzurum'a saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Ezgi diyor ki kendisinde tam bir ajan tipi var. Eğer bu tarz bir filmde o... Evet onu söylüyorlar. Tom Cruise'un gençliği falan. Ajan böyle şey. Gözlük tak bilmem ne. Birkaç kere daha okudum onu. Zaten bir film projesi varmış şimdi. Ama orada zaman. Ajan değilim de... Tamam. Olabilir yani. Orada romantik bir adam mı canlandıracaksın yoksa? Komiye dönüyor yani. Önce böyle bir burnu büyük. Ondan sonra halkın şey o... Daha sıcak bir çocuğa dönüşüm. Ne zaman çekilmeye başlanılacak? Vizyona ne zaman girecek? Şubat-Mart ayında çekilecek herhalde. Herhalde yaz sinemasına girecek. Ebru'cum Popcorn programının yönetmeni olarak da galada artık röportaj yaparsınız. Evet, Popcorn. Kimler olacak? O yüzden tekrar soruyorum. Ya bunu. O isimleri bana söylediler ama daha anlaşılmadan söylemeyeyim. Çünkü belki başka alternatifler de var çünkü. Ama güzel bir kast yani. Türkiye'nin çok iyi bildiği. İyi bir kast olacak. BKM oyuncuları olacak var. Ebru. Evet, 2 ya da 3 kişi var orada. Başrolde. Şimdi burada tabii ki 3 tane kadından bahsetmek istiyorum ben yeri gelmişken. Buket'cim, Buket Güngör'dü ve Melis Baştu. Diğer o kadar biliyorsunuz onu söyledim. Ebru Hanım, gerçekten evet, üçünüz. Evet. Bir de tabii ki bütün bu oluşumun başındaki hanımefendi, sevgili patronumuz. Şafak Hanım. Hayır, bayanlardan bahsediyorum şu anda resmen. Vuslat Hanım adına söylüyorum bunu. Şimdi bu oluşum için sizi tebrik ediyorum bir kere daha. Dream Türk TV oluşumunu. Bütün kanalların önüne geçtiniz. Hiç kimse sizi böyle ciddiye almazken 5 yıl önce bugün bu hale geleceğinizi ben biliyordum. Başakşehir gibi düşünün. Başakşehir takımı nasıl hani kuruldu da ne oldu derken şimdi Şampiyonlar Ligi'ni oynuyorsa aynı Dream Türk'te Başakşehir'dir. Ben de bu takımın yani bu kanalın Emre Berezoğlu'suyum. Ya çok iyi. Sonu ancak öyle bağlayabildim. Kusura bakmayın. Güzel bağladım. Bağlamayı da öğrendim biraz. Öyle güzel diyorum. Oldu. Çok teşekkür ediyoruz iltifatların için. Ben gerçekleri söylüyorum. Artık... Yani en azından biliyorum. Bizi içten seviyorsun. Onu biliyoruz. Hem içten hem dıştan. Göstere göstere i̇çten sevdiğim dış. İnsanlarsınız. Tabii ki bu yayın saati değişmeyecek. Onu biliyorum. O yüzden bir daha geleceğim. Yine bu saatte kalıp geleceğim. Bahar aylarında kapanışı yapacağım. Sezonu. Sezon birlikte kapanışı bendendir. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Zaten o aylarda senin doğum günün... 20 Mayıs. Helal olsun. Her 20 Mayıs'ta zaten bir konuk almak istiyoruz ama genelde bir işin çıkıyordu, olmuyordu. Sezonun yani kapanışını, doğum günüm sezonun kapanışını şimdi, Sinan Akçıl'la mı yapıyoruz? Bence yani? Muhteşem olur. Buradan sözünü de alıyoruz şey şu güzel pantolonlu kızdan. Genelde gelen müzisyenler böyle akustik performans falan sergiliyor. Hani böyle bir bize ya. Değişik sürprizler yapsan geldiğinde. Ya hakikaten en azından piyanoyu buraya, piyano gelir mi? Bunu getirirsen... Ben getirtebilirim. Bir dakika Ebru ne? Beyaz şova giriyor yan stüdyoda. Sürpriz bir piyano gelir diyor. Ya da gitarla ama... Senin
Yo, ben getirtirim. Piyano nerede var Ebru? Ya kapanışta piyanoyla akustik yapalım. Bak ya. Onu biz hallederiz diyor. Keşke düşünseydim. Bak yönetmenimden aldım sözü. Tamam. Yani öyle yapalım. Şimdi burada... Evet, piyanomuz var. Ebru'dan sözü aldım. Enstrüman olmadan yaparsak böyle tam tam falan gibi, Afrikalı gibi olacak. Veya yani. Beyaz Şov'un stüdyosunda mı piyano? Tamam, okey. Olur. Ben kendim ayağım gibi bak, konuşuyorum. Bir dahaki sefere piyanoyla burada. Sen yanımda böyle taburede oturacaksın. Hayal ettim şimdi. Kapanışı böyle yapıyoruz. Ebru Hanım. Geçen sefer sesi daha açıktı. Sana söylediği her şeyi duyuyordum ya. Öyle mi? Neyse, önemli değil artık. Tamam, olsun, geçti artık. Bitti zaten. Duyuyor musun? Ha, şimdi duyuyorum işte ya. Dinliyorum diyor. İşte öyle yapıyoruz kapanışı. Zaten aynı şeyi söyleyecektim. Tamam, efendim, yaparız diyor. Piyanomuz var diyor. Ben kendiminkini getirteceğim. Ya siz bana bırakın. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Okey, tamam, Mayıs, Haziran gibi. Zaten Haziran gibi sezonu kapatıyoruz. 20 Mayıs'ta burada. Doğum günü. Doğum günümde piyano işte. Kapanış olmazsa bile 20 Mayıs'ta buradayım. O zaman güzel bir doğum günü kutlaması da yaparız. Aynen öyle. Buradan sonra da gidiyoruz zaten. İşte o gereken mumlar falan onlar. İşte. Ondan sonra da tatil sezonunu açıyoruz zaten. En mutlu olduğu dönem zaten Melis'in yani. Artık. Neden? Neden? Artık bir rahatlama geliyor tabii ki. Bütün sezon ama yoruluyorum Sinan. Evet, biliyorum. Yani. Haklısın, sen de haklısın. Seni o gün inanılmaz dinlendireceğim, söz veriyorum. Burada herkes huzurunda. Ve de buradan sonra Serhat Tekin'in röportajı var Hürriyet için. Hürriyet.com.tr'yi diyebiliyoruz burada, aynı bina sonuçta. Evet, evet. Oradan sonra da Devlet kanalıyla röportajı. Ebru katılıyor, yukarıda katılıyor. Şimdi gerçekten çok mutluluk... Atmayla. Evet, çok mutluluk... Biz de dansımızı yapacağız. Çok mutluluk verici insanlar, insanlarla... Uzun süre sonra bir araya geldim. Bana 9:20 geçen mesaj atan, günaydın canım yazıp emoji koyan sevgili Buket başta olmak üzere. Buket mi? 9:20 geçen yazmış ya. 9:20 geçiyormuş ya. Yani... Programı. Benim 9:20 geçe evet. Kalktığım bir 10 Kasım'dır ya. Ebru, kapatayım mı? Peki, tamam. Ebru artık böyle, hadi. Tabii ki. Bizim programın de... tekrarını 18-19:30 arası yine derim Türk ekranlarından izleyebilirsiniz. Sinancığım çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Vallahi çok ben çok teşekkür ederim. Bu yeni imajından kesinlikle vazgeçme. Yine dudaklarını böyle yapmaya devam et. Bak yine mimikler başladı. Evet, bizim muhteşem mimiklerimiz. Herkese çok teşekkürler izleyen herkese. Dream Türk'ü çok seviyoruz. Dream Türk olmasa gerçekten hiçbir popçu telif metnelerde ilk ona giremez. O yüzden tebrik ediyorum Buket'cim, seni çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Sevgili kameraman dostlarımızdan tutun da Furkan, Yağmur ve diğer Serhat Tekin, herkese çok sevgimi sunuyorum. Gerçekten çok enteresan insanlarsınız ve hepinizi çok seviyorum. Peki. Biz de seni çok seviyoruz. Elindeki atma, atma. Kalbi tutamadın gitti. Evet, gönderebilirsiniz. Bunun nesi garip. Bitti dedim, bitti.